A ve B birer gerçek sayı olmak üzere Px eşittir. A çarpı x üzeri B artı 2 artı x üzeri A eksi 4. Qx eşittir. B çarpı x üzeri 2A eksi 3 artı x polinomları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Qx polinomunun derecesi Px polinomunun derecesinden büyüktür. Rx eşittir. Px eksi Qx polinomunun derecesi 7'dir. Kx eşittir. Px artı Qx polinomunun baş katsayısı 3'tür. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk bilgiyi şu şekilde yazalım. Qx polinomunun derecesi Px polinomunun derecesinden daha büyük olarak verilmiş. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Qx artı Px polinomunun derecesi büyük olana eşit olacaktır. Yani Qx polinomunun derecesine eşit olacaktır. Ayrıca buraya eksi yazalım. Tekrardan yazmayalım. Qx eksi Px polinomunun derecesi de yine derecesi büyük olan Qx'in derecesine eşittir. Bunu şu şekilde bir örnek vererek görebiliriz arkadaşlar. Qx polinomu örneğin 3 çarpı x üzeri 7 şeklinde, Px polinomu da 2 çarpı x üzeri 5 şeklinde verilmiş olsun. Qx'in derecesi 7, Px'in derecesi 5'tir. Yani Qx'in derecesi daha büyüktür. Toplarsak Qx artı Px şu polinomu elde ederiz. 3 çarpı x üzeri 7 artı 2 çarpı x üzeri 5 polinomunu elde etmiş oluruz. Veya araya eksi koymuş olsaydık da buraya eksi koymamız gerekirdi. Bu şekilde bir polinom elde ederiz. Her iki durumda da elde ettiğimiz polinomun derecesi yine 7 oluyor. Yani derecesi büyük olan polinomun derecesine eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki bilgiyi birleştirirsek Px eksi Qx polinomun derecesi 7 ve Qx polinomun derecesi de Px polinomun derecesinden daha büyükse bu polinomun derecesi aslında nedir arkadaşlar? Qx polinomunun derecesine eşittir. O da 7'dir. Şimdi Qx polinomuna bakalım. Derecesinin 7 olduğunu biliyoruz. Derecesi 7 ise 2a-3 ifadesinin ne olması gerekir? 7'ye eşit olması gerekir. Düzenleyelim. 2a 10 olur. Her tarafı 2'ye bölersek a değeri de 5 olarak bulunabilir. Son bilgiyi nasıl yorumlayabiliriz? Px artı Qx polinomunun baş katsayısı 3'tür diyor. Yine bu örnekten yola çıkabiliriz arkadaşlar. Bu iki polinomu topladığımızda 3 çarpı x üzeri 7 artı 2 çarpı x üzeri 5 polinomunu elde ediyorduk. Bu elde edilen polinomun baş katsayısı 3'tür. Yani derecesi büyük olan polinomun baş katsayısıdır. Dolayısıyla son bilgi bu polinomun baş katsayısının 3 olduğu bilgisi aslında nedir arkadaşlar? Qx polinomunun yani derecesi büyük olan polinomunun baş katsayısının da 3 olduğu bilgisidir. Qx polinomuna bakalım. Baş katsayı buradaki b'dir. O halde son bilgiden b'nin de 3 olması gerektiği sonucunu çıkarmış oluruz. A artı b toplamı isteniyordu. Bu toplam 5 artı 3'ten 8 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.